Sedat Peker'in ilk baştan itibaren hani işin medet kısmını bir tarafa bırakalım, show kısmını bir tarafa bırakalım, magazin kısmını bir tarafa bırakalım. Ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Hı hı. Son derece dikkatli bir bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme yani. Bu öyle amatörce bir şey değil. Bir öfkeyle ya ben de size bak bana bunları yaptınız, ben de size bunun hesabını sorarım cinsinden değildi. Çok akıllıca, son derece sistematik bir çalışma yaptı. Burada kullandığı dil, özellikle altını çizdiği konular hiçbir zaman tartışmalarda, kamuoyunda ya öyle de değil acaba mı falan, acaba soru işaretini taşıyan konular olmadı. Tamamen bilgilendirme oldu. Ve öylesine de aşamalarda bunu yaptı ki mesela bazıları inkar ettiler. İnkar edenlere de hemen şak diye belgelerini koyarak toplumun kafasında olası kuşku, şüphe ticareti yapılmasının önünü kapattı. Ve kısacası hepimiz gördük ki çok ciddi bir bilgilendirme yapıyormuş meğerse. Mesela ilk kez biz Sadat'ın nasıl bir örgüt olduğunu Sedat Peker'den öğrendik. Evet. Mesela ilk kez kamuoyunda 15 Temmuz gecesi kaybolduğu iddiası olan silahların gerçek olduğunu, bunun bir iddia olmadığını evet. Sedat Peker'in anlatımlarından öğrendik. Evet. Mesela biz uyuşturucu ticaretini Sedat Peker'in belgeli anlatımlarından öğrendik. Evet. Ve daha birçok Yüce Divan iddiasını hiç kimse de cevap veremeyeceği şekilde Sedat Peker'in o dönemde kendisini de ortaya koyarak anlattı. Yani kendisine yapılan teklifleri de ifşa etti. Türkiye bunları öğrendi. Yine orada başka bir şey daha oldu. Belki izleyiciler onu da fark etmiştir muhtemelen. Erdoğan'ın siyaset hayatının sonrasında AKP'de olası alternatif olabilecek olan, AKP'yi arkasına takıp sürükleyebilecek olan siyasi muhtemel lider adaylarına ilişkinde çok ciddi söylemlerde bulunarak onların da gelecekte Türkiye'nin siyasetinde olası etkinlik amaçlarını da sona erdirdi. Yani kısacası Sedat Peker birçok bugün geriye dönüp bir yıl öncesinde söylediklerine bugün bakıldığında birçok alanda toplumda çok ciddi bir bilinçli bir sosyolojik çalışma yaptığını görüyorum. Sonuçları itibariyle öyle. Bu bilinçlendirmenin arkasında olsa olsa mutlaka bir tanık konuma programına alınması gerekir. Evet. Yani onu ikinci bölümde konuşalım Sayın Pekşen. Yani burada, Peker'le ilgili mevzuyu burada, ne burada yapmalı söylemek, diye. Söylemek istediğim şey şu. Sedat Peker'in altını çizerek söylediği en son konuda diyor ki seçime kadar evet, bu mesele. Ne olursa olsun sakın sokağa çıkmayın. Bu sokak sizin için hazırlanmış olan bir kurgudur. Siz sokağa çıktığınız zaman Sadat ve ona benzer muhtemeldir ki bu sığınmacı görünümlü yurt dışından Türkiye'ye ithal edilmiş olan ve her ne idüğü belli olmayan, herkesin kafasında soru işareti oluşturan bazı tipler var. Bunlarla toplumda büyük bir çatışma ortamı yaratılabilir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Daha önce söyledik ya, yaptıklarının söylediklerinin tamamı esasen bir bilgilendirme ve son derece sosyolojik bir temelli çalışmaydı. Onun için şimdi bu söylemini de bir siyasi öngörü, bir siyasi tahmin olmaktan çıkarmak, evet, bunu da bir bilgi olarak kabul etmek gerekiyor. Evet. Demek ki burada da bir bilgi sahibi ki bir bilgilendirme yapıyor. O zaman gerçekten dikkatli ve akıllı olmak lazım. Şimdi bu dikkatin ve akılın ölçüsü ne olmalı? Nereye kadar gitmeliyiz biz? Sevgili Tuncay, Türkiye'de en çok karıştırılan şey sandık güvenliği. Yani sandık güvenliğini seçim güvenliği zannediyoruz. Öyle değil. Seçim güvenliği bugün bile geçerli. Bugün seçmen statüsü olması gereken insanların gerçekte sandığa oy kullanma ehliyetine sahip, vatandaşlık kimliğine ait, seçmen olarak kayıtlara yansımış ya da seçmen olarak kayıtlara yansıyacak olan insanların güvenliği düzenlenmesi bile bir seçim güvenliği işidir. Onun için siyasi partiler hele bir seçim zamanı gelsin biz o zaman bunlarla mücadele ederiz diyerek evet, çok ciddi bir zafiyet içerisine düşebilirler. Bugünden başlayalım. Bugüne kadar geçmişte bu konuda çok ciddi uyarılar yapmış bir hukukçu olarak söylüyorum. Evet. Ve sen de buna tanıksın. Evet. Yani 2 milyon 500 bin sahte seçmeni, bizatihi seçmeni tespitini yapan şahıstan sen kulaklarınla dinledin. Evet. Ve sana bunu haberleştirirsen korktu, inkar korktu ederim dedi. Evet, evet, inkar ederim dedi. Sana da evet söyledi. Şimdi ben o belgeleri bizatihi gördüm, inceledim ve onların nerede uygulandığını, o 2 milyon 500 bin seçmenin nerede, hangi yöntemlerle, hangi şekilde oy kullandıklarını hepimiz biliyoruz. O halde
bugünden itibaren siyasi partilerin en önce İçişleri Bakanlığı'ndaki Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde seçmen kütüklerini örgütleriyle birlikte hallaç pamuğu gibi atmasını tavsiye ederim. İki, yalnızca oy kullandırmak amacıyla Türk vatandaşlığı yapılan, Türk vatandaşlığı verilen her kim varsa bunların mutlaka kayıtlarının alınması ve bu kayıtlarda bunların Türk vatandaşı olma özelliği taşıyıp taşımadıklarının mutlaka hukuki bir sürecin içerisine sokulması gerekir. Partilerin hukuk birimlerinin bunlarla ilgili iller bazında mutlaka itirazları yapmaları ve bunların vatandaşlıklarının iptaline kadar gidecek olan sürecin işletilmesi gerekir. Yani seçmen güvenliği, seçim güvenliği, sandık güvenliği aşama aşama ödünsüz olarak takip edilmeli. Sandığa gelince de daha önce söyledim, İstanbul'da, Ankara'da, Çankaya'da, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta sandık güvenliğiyle ilgili oraya doluşmanızın gereği yok. Elbette orada olmanız da önemli. Ama Türkiye'nin asıl sorunu 22 ilde sandıklara yapılan müdahale Doğu, tehdididir. Evet. Doğu, Güneydoğu. Doğal olarak bütün Millet İttifakı'nın Doğu ve Güneydoğu'da HDP'li sandık görevlilerini yalnız bırakmaması ve orada ciddi anlamda partinin en bilinçli, en dinamik, en aktif, mümkünse avukatlardan, mali müşavirlerden, mühendislerden oluşan üyelerinin gitmesi gerekiyor. Çünkü geçen dönemde Urfa'da bunu çok canlı yaşadık. İlçe başkanları da bu konuda çok bilgi sahibiler. Gerekirse de anlatırlar. Urfa'da sandığa gidiliyor. Deniliyor ki burada biz boş oyları kullanacağız. Buna karşı çıkacak olan kim varsa şimdi hodri meydan gücü yetiyorsa çıksın ortaya denilebiliyor. Ne yapacak? Öğretmen yalnız orada. Evet. Tek başına çaresizlik içerisinde hiçbir şey yapamıyor. Sandık görevlilerinde bir kısmı sandık ücretlerini almanın peşinde ama sandıkla görev yapmak gibi kaygısı olmadığı için onlar da sandıkta olmadıklarında canları istedikleri gibi oy kullanabiliyor. Burada sevgili Tuncay, son olarak uzatmayayım süremi de. Evet, çok hızlı tur atacağız. Final kapatayım. Çok soru var. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Bugün Türkiye'de anayasa referandumu gerçek anlamda bir hukuki incelemenin içerisine taşınmalıdır. Nedeni şudur. Bizim ve dünyadaki bütün hukuk sistemlerinin bir statünün elde edilmesinde sahtecilik, hukuka aykırı belge, hukuka aykırı işlem yapılmış ise bu statünün elde edilmesi tamamen her zaman yok hükmündedir ve her zaman geriye alınabilir. Kısacası Danıştay'ın da 1973 tarihinde vermiş olduğu büyük bir içtihadı birleştirme büyük genel kurulu kararı vardır. Aynı tarihte Yargıtay'ın da bir içtihadı birleştirme büyük genel kurulu kararı vardır. Her iki yüksek mahkeme şunu söylüyor. Diyor ki bir hukuki statü sahte belgeyle, yasaya aykırı yol ve yöntemlerle elde edilmiş ise dava açmak için bir zamana ihtiyaç yoktur. Her zaman geri alınabilir. Evet, evet, bu da çok önemliydi. Belki vakit kalırsa üzerinde konuşuruz.